Ceyhan'ın bu şarkıyı söylemeden evvel dedi ki sözlerine dikkat et. Evet. Kimin sözleri bu? Çok espiritüel sözleri var. Çok genç bir arkadaşımız bunun söz sahibi. Ve tabii ki bir hanım diye düşünüyorum. Yok be. Bence gerçekten genç bir çocuk. Ay ismi aklıma gelmedi, özür diliyorum ondan da, ama çok keyifli çok bir güzel şarkı. Olmuş. Ve bana Twitter'dan arkadaşlarım Ayşe, Selin ve Öykü demişler ki sıradaki parçayı bize armağan edin falan demişler. Bu şarkı tam size geldi kızlar, erkekler. Kızlar, diye. Evet, erkeklerden, erkek derdinden müzdariplere gelmiş evet. Olsun bu da. Size bir sürü çok hoş gözüküyor diye tweetler gelmiş. Öyle mi? Geçmiş olsun dilemişler. Ay çok teşekkür ederim. Bu arada sevgili arkadaşım bu tasarımı hazırladı bana ama ayağım kırılmadan önce biraz kiloluydum. Şimdi düştüm. Ama böyle bol şeyler moda şu anda. Evet, 58 kiloya bu da kaykılıp duruyor bu taraflara. Çekiştiriyorum, kusura bakmasın sevgili izleyiciler. Bir de taşlardan ama, dolayı öne ağırlığı evet, var değil mi? Hüseyin çok iyi taşlar kullandı burada, sevgili Hüseyin Küçük. Bayağı da şey yaptı. Bu arada sevgili Halit Çaçan abime ben ondan götüreceğim reklam arasında şey yaptım baktım da. Onu öğrenip orada yapacağım onlara. Şimdi bir dönelim. Tamam. Çok enteresan şeyler yapıyor Çiğdem. Şey gibi durdu değil mi? Antep fıstığı gibi. Rengi, değil mi? Ben zaten Antep fıstıklı diye ikram ediyorum. Ama çok az kişi anlıyor. Bu arada sevgili Çiğdem Tunç'un dediği gibi ben de bir anneyim. Sevgili hanımlar, ıspanak çocuğunu sevmiyorsa lütfen gizli bunu gizli yapın. Evet. Bu şekilde onlara sevdirebilirsiniz. Tabii, şimdi biraz önce içinde. Bir kaşık aldım ben reklam arasında. Ispanağın tadı yok. Vallahi yok yani. Nasıl kayboluyor? Bildiğiniz kek tadı. Evet. Kek tadı. Çok enteresan. O da bizim sırrımız olsun. Bir de olsun. Yeşil yeşil çok güzel evet, gözüküyor. Evet, görüntüsü çok güzel oluyor. Üzerini narla da süsleyebilirsiniz wow. Arzu eden. Evet. Son dakika aklıma geldi. Tabii son dakika gelince nar bulamadık. Her türlü şeyle süslenebilir bu. Her üzerine öyle. Çilek koyulabilir, portakal tabii, çilek koyulabilir. Yani böyle kırmızı daha patlatır. Tabii daha tabii kırmızı dediğin gibi. İkiye böldüm keki. Hı-hı. İçinden birazcık oydum. Ama muhakkak ki soğuk olması lazım. Çünkü krem şantiyi sürdüğünüz zaman sıcakken krem şanti eriyor. Erir. Tam sıvazlayamadım. Ortasına krem şantinin yarısını, ikinci katı da üzerine kapattıktan sonra krem şantiyi tüm her yerine sıvazladım. Hı-hı. Ayırdığım o kırıntıları da üzerine ve yanlarına serptim. Servisi hazır. Tuğçe yiyecek şimdi bunu. Evet. Hayır. Çiğdem de dedi ki ben Tuğçe yemeden değil, gitmem dedi. Bekliyor vallahi. Çiğdem Hanım da bekliyor. Hepimiz bekliyoruz. Hı-hı. Vallahi artık hazır değil mi her şeyiyle? Üzerine başka bir şey koymayacaksın. Hayır. Arzu eden süsleme için dediğim gibi nar olabilir, çilek olabilir. Göz zevkine evet. Bağlı. Vallahi çok orijinal. Yine çok söylediğim gibi sevgili hanımlar, çocuklarınıza 3 tane mum koyun. Mesela hiç yemiyorsa doğum günün kutlu olsun falan filan diye. Hani ufak ufak kandırılabilir. Ya ben kandırıyorum böyle, ağaç yalanlar şeklinde atıyorum. Olabilir, işte ayıcık şeklinde olabilir. Tabii her canım. Şekle yani arzu doğru. Edilen çocukların sevdiği şekilde küçük kalıplarda olabilir. O şekilde de eline pişirilebilir. Sağlık. Ve böreğe bakmak istiyorum evet. Ben. Şöyle evet. Böreğe doğru gidiyorum. Açmayacağım. Tabii ki açmayacağım. Yok açabilirsin onu. Açayım onda mı? Sorun yok. Evet. Çok güzel kokuyor çünkü. İnanamayacaksınız evet. Yani. Şöyle bir bakalım. O da pişme süresini tamamlıyor. Onun ismi neydi? Bakar tavuklu mısınız? Börek. Tavuklu börek tüm ihtişamıyla ve muhteşem görüntüsüyle şu anda beni benden aldı. Çok acıktım. Çok acıktım. Karnım acıktı. Sen bayağı da zayıfsın ya. Çok nereye zayıfım yiyorsun? Ama çok yiyorum. Nilüfer Hanım acayip çok yiyorum. Çok güzel yiyor Nilüfer'cim bana sor. Ciddi vallahi mi? Vallahi çok yiyorum. Maşallah. O börekler şimdi beni burada. Bütün herkesi püskürtüyorum etraftan. O büyük bir dilime kendimi alıyorum. İşte börekten de yine büyük bir dilim. Birazcık eve götürüyorum. Ah benim Fatma'm kilo veremez burada. Fatma da geliyor yanıma. Fatma ile beraber oturup sen bunları yiyoruz. Yiye yiye ondan sonra abla nasıl kilo vereceği. Bakayım ne diyecek. Diyecek mi bana bir şey? Eyvahlar olsun diyor. Ah Fatma seni besliyorlar burada. Fatma tam programını buldu gerçekten. Yemek programı seçti. Diyet, miyet yalan oldu Fatma'na yani. Böyle Twitter adresimi tekrardan rica edeceğim Fatma'cığım. Onu şey yapalım, yayınlayalım ve bakalım neler geliyor. Herkese sevgiler, mutlu bir hafta sonu demişler. Fransa'dan bol bol selamlar. Ah ben de selam gönderiyorum buradan Fransa'ya. Akrabalarım da var orada, sevgiler. Süpersiniz demişler. Bir de Erkut Taşdelen demiş ki Zehirli Çiçek dizisi vardı, süperdi. Keşke yeniden dizilerde oynasa. Zehirli Çiçek diyebiliriz. Zehirli Çiçek değil. Orada bizim Tuğba Özay oynuyordu. Siz onu mu karıştırıyorlar? Yok. Hatta onu o kadar özdeşleştirmişler ki zehirli örümcek yaptılar. Bu da güzel. O benim çok sevdiğim can arkadaşım. Buradan onu
kocaman öpüyorum Tuğba Özay. Tuğba ile beni karıştırıyorlar orada. Bazen İpek Tenolca ile karıştırıyorlar. Hatta Kurtlar Vadisi'nde Çakır öldüğünde yenge başın sağ olsun diyen çok oldu bana. Evet, ikimizi çok karıştırıyorlar onunla. Olabiliyor, doğru, evet. O zaman hemen söylüyoruz. O Zehirli Çiçek dizisinde değildi. Nilüfer Hanım Örümcek dizisinde. Örümcek, evet. Ve hanıma olarak tabii ki biliyoruz. Zehirli Örümcek. Zehirli abla, Örümcek de güzel. Çocuk geldi böyle yaptı. Abla dedi, ben senin Zehirli Örümceğe bayılıyordum dedi. Vallahi. Peki 2011 nasıldı sizin için? 2011 güzeldi, fena değildi. Ama hani Türkiye genelinde bir talihsizlikler yaşadık. O deprem buradan hepsine sağlık, sevgi dolu bir gün diliyorum. Van'daki hemşerilerimiz çok acı çekti. Biz de onlarla beraber çektik. Evet. Onun haricinde benim açımdan fena değildi. Ümit ediyorum bu 2012'de her şey daha güzel olacak. Var mı böyle kendimiz özel için istediğiniz istekler 2012'de? Tabii 2012'ye dair çok özel projeler hazırlıyorum şimdi ben. Yemek programı devam. O devam ediyor. Güzel de gidiyor. 2-3 tane projemiz daha var. Bir tanesi dizi, bir tanesi televizyon programı. Dizi. Yine. Diziyle tekrar ekranlara dönüyorsunuz. Evet, yani. Ya ben şöyle söyleyeyim. Her gelen projeyi kabul etmiyorum. Şimdi sen de yaşadın, sen de oynadın. Bundan sonra gelen rolleri çok seçmeye başlayacaksın. Evet. Çünkü bundan sonra aldığın rollerin diğerlerini bastırması lazım. Hı hı. Mesela ben Örümcek olarak tanınıyordum. Halk beni öyle benimsemişti. Hanım Ağa onu bastırdı. Şimdi Hanım Ağa'yı bastıracak bir proje olması lazım. Doğru. Ki hani ben tekrardan ekrana geri dönüş yapayım. Benim için rolün uzunluğu, kısalığı da hiç önemli değil. Gerçek oyunculuğu sergileyebileceğim bir proje olduktan sonra hiç sorun değil yani. Yine çok uzun ömürlü olur inşallah. İlla başrol oynayayım diye bir derdim yok. Yani oyunculuk anlamında beni halk seviyor. Ben de kendime inanıyorum. İzlediğiniz diziler var mı şu anda? Ben daha çok artık sosyoekonomik kültür bakımından bizim biraz sıkıntılı dönemler yaşıyoruz toplumca. Hı hı. Güldüren dizileri izliyorum. Mesela şimdi Yalan Dünya var. Ben Yalan Dünya'yı izledim. Gülse Birsel'in. Evet. Buradan kendisine de sevgilerimi yollayayım. Hep takip ediyorum. Çok beğeniyorum. Alemin Kralı'nı beğeniyorum. Hı hı. İzliyorum. Komedi dizileri seviyorsun. Evet. Hayret. Çünkü bizim seyircilerimiz biraz böyle ağlamayı. Hiç sevmem. Biraz felaketi. Hiç seven sevmem. Bir seyircimiz var ne yazık hiç ki. Hiç sevmem. Yani öyle kendimi hani sıkıntıya sokacak, harap hitap edecek şeylerden uzak duruyorum. Zaten doktorlar da herkese tavsiyesi bu. Özellikle akşam yatmadan önce neden mutlu oluyorsanız, ne izlemekten keyif alıyorsanız onu izleyin. Yani böyle dramatik şeylerden, gerçi şimdi dizi yapımcıları beni gene topladı. İzleyin anacığım, izleyin. Hepsi her şeyi izleyin, karışmıyorum tabii ki. Tabii ben ki karışmıyorum. Zeynep Hanım'a da söz verdim hiç eleştirmeyeceğim diye. Şimdi tekrar olacak peki. Bu gelen evet, biz hep, Zeynep Tor'dan mı yine? Evet, projelerimde sevgili Zeynep Tor'la çalışmayı seviyorum. Biz Zeynep Hanım zor bir insandır. 15 senede beni sevdi. Gerçekten. Sevdiği zaman da bırakmaz. Evet, biz öyle söylüyoruz, gülüyoruz aramızda. Çok anlaşamıyor zor bir, muydunuz o zamanlar? Çok zor bir insandır. Çok zor insanı sever. Sevdiği zaman da bırakmaz yani. Onun projelerinde hani var olmayı seviyorum. Beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz onunla. Peki beğendiğiniz oyuncular, böyle hani çok başarılı bulduğunuz isimler var mı dizilerde ya da ne bileyim? Selenay sinemada. Sarıkaya'yı çok beğeniyorum. Aha, Selenay'a sevgiler yolluyoruz. Sen çok başarılısın. Ben teşekkür söylemiştim ederim, sen çıktığında. Sonra bu Hürrem'i oynayan Meryem Uzerli. Uzerli. Müthiş bir kabiliyeti var. Rol kabiliyeti var. Çok da güzel var. Oynuyor. Müthiş. Evet. Yani üzerine ben şu an benim diyen oyuncu o kız gibi başarılı olamaz. Hakikaten tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Muhteşem yani Yüzyıl'ı izliyorsunuz o zaman. Evet, onu zaman zaman. Güzel bir dizi. Çok değil ama zaman zaman izliyorum. Yani benim bıyığımdan Malkoçoğlu'nda var olduğu için kaçırıyorum. Bıyık arkadaşımdan. Onunla espri bir tarafa onu izliyorum. Çünkü tarihi anlatıyor. Hatta o projenin ilk hale geçmesi için sevgili Murat Saygı'yla görüşmüştüm. İlk ben teklif etmiştim Hürrem Sultan'ı çekelim diye. Öyle mi? Kısmet olmadı. O zaman Murat Bey dedi ki Nilüfer'cim bu tutmaz dedi. Gerçekten vay be, şu anda gerçekten yeri göğü inletiyor. Ya, Colin Falconer'in yazdığı kitabını okumuştum ben, Hürrem Sultan. Götürmüştüm, olmadı, bize nasip değilmiş ama güzel olmuş şu anki. Çok seyrediyoruz güzel. Evet. Erkeklerden beğendiğiniz oyuncular hep kızları, kadınları saydık. Hepsi çok başarılı, oradakiler çok başarılı.
Mehmet Günsür'ü çok beğeniyorum. Hı hı, o da geliyor şimdi. Yenilerden. Kadroya dahil oluyor. Ondan sonra Burak kardeşimiz çok başarılı. Zaten Halit Ergeç'i söylemeye genç yetenek şey olarak yapmak. Gerçekten iyi bir kadro. Evet. Yani şimdiki gençler hepsi çok başarılılar. Öyle hırslılar ki, öyle işine sarılıyorlar ki son derece düzgün ve dürüst yapmak için bütün gayretlerini sergiliyorlar. Yani çok iyi şeyler çıkıyor artık Türkiye'den. Mesela şimdi siz bir de podyum mankenliği de yaptınız. Ben ondan bahsetmeyi unuttum. Evet, o kadar çok sene. Şey yapıyorsunuz ki çünkü 5 senede bir manken sene. Geçmişiniz var. Şimdi baktığımızda çok mankenlik belki hani eskisi kadar değil ama hani ona bakış açınız nasıl? Mankenlik bana göre çok güzel bir meslek. Hı hı. Her ne kadar... Hadi bak, çünkü yurt dışında çok yeri evet. Göğü ineten bir meslek aslında bakarsak. Her ne kadar meslektaşlarım işte ben meslek saymıyorum işte ben manken değilim deyip şey yapsalar da çok güzel bir mankenlikle oyunculuk bile bağdaşır bilir misin? Bir podyuma çıktığın zaman bir cin giydiğinde evet, öyle hemen böyle gençlik havasına girersin. Bir tuvalet giydiğinde yüz ifaden değişir. Yani hani çoğu tiyatrocu arkadaşımız eleştirir. Ay mankenden oyuncu olur mu? Hayır efendim olur. Çünkü kıyafet sunduğunuz zaman bile yüz ifadenizi değiştirmek durumundasınız. Yani her kıyafete aynı yüz tarzıyla kullanamazsınız mesela. Doğru. İyi bir model onu kendine göre ayarlar. Hani o yüzden böyle manken arkadaşlara da şey çamur atan arkadaşları esifle kınıyorum. Şeyi soracağım bir de sosyal medyayla aranız nasıl? Şimdi Twitter'dan takip ediyorum sizi. Çok iyi. İlgili misiniz? Çok. Ben Twitter'ı çok seviyorum. Fake hesaplar var mı? Hemen uyaralım sevgili seyircilerimize. Ben hangisi de... gerçek? Hayır, Nilfer Kurt. Bir tane mi var evet, zaten? Nilfer Kurt yazdığınız zaman beni göreceksiniz. Nilfer Kurt diye çıkıyor. Nilüfer Kurt diye değil, hı-hı. Nilfer diye çıkıyor. Ben kendim oradan direkt yazışıyorum ve oradan bana da ulaşabilirler. Facebook adresini de kullanıyorum Nilüfer Kurt olarak. Fake hesabım yok. İki tane sayfam var. Zaten fanlarımıza ulaşmanın ve mesela buraya gelirken anons ediyorum işte yazıyorum orada. Çok faydasını görüyoruz. Millet başka bir yerdedir. Sevenlerimiz geçiyor ekran başına. Çok faydası İzliyorlar. Var yani. Kesinlikle evet. Ben de çok seviyorum. Özellikle son zamanlarda hani daha çok kullanmaya başladım. Bence de çok güzel bir şey. Senin var mı? Yok. Çiğdem'in yok. Yapacağı yemekleri ben söylüyorum işte. Erol Köse'yi takip ediyorum. Çok eğleniyorum. Takip ettiğin öyle evet. Hani özel kişiler. Erol Köse haricinde var mı? Özellikle takip ettiğim başka hani böyle... Komik şeyler yazan falan. Ben bazı Tabii. But Gülüm'ü çok şey yaparım. Hı-hı. Takip ederim. Gülüyorum ona. Ondan sonra ben CNN International'ı takip ediyorum. Dünyadaki haberleri. İşte haber merkezlerim. Beyaz'ın işte şeyin... Ve haberlerden diye. Daha erken düşüyor. Tabii. Hani ben bazen mesela... Bizim ev ahalisi bilmiyormuş ben Twitter'dan şeyleri. Daha haberler okumam. Ben her şeyi söylüyorum onlar. Nereden biliyorsun? Twitter'da hemen düşüyor ya. Doğru. Ben de öyle yapıyorum. Aa diyorlar ki nereden çıktı? Nereden biliyorsun falan diyorum. Twitter'dan okudum. Ay hiçbir yerde böyle bir şey yok. Yoktur canım falan diyorlar. 2 dakika ya da ne bileyim 5 dakika yani sonra çıkıyor. Müthiş bir şey orada. Zaten. Bence artık, de müthiş. Tuğçe zaman öyle bir değişiyor ki. Değişik bir yüzyıla doğru gidiyoruz. Ve teknoloji çağındayız. Yani... bir zaman gelecek televizyon bile internet üzerinden artık yayınlanmaya başlayacak. Doğru. Yani şu anda yapılıyor ama değişik bir sistem kurulacak yani. Şimdi şeyi soracağım. Keira dedik biraz önce yarım Keira. Kaldı. Hı-hı. Anlamı ne? Keira, nereden çıktı? Keira şöyle burada Kayra diyorlar. Aslında kızımın ismi Keira. Ben internette Kayra diye okumuştum ben. Kayra yazıyor ama şey Kayra Allah'ın lütfu demek. Hı-hı. Keira Amerika vatandaşı olduğu için doktorum Keira Knightley'nin aşığı. Orada doğum yaptıran doktorum. Çok da güzel bir kadın. Ondan sonra ona aşık. Dedik ya ismin Müslümanı Hristiyanı olmaz. Gel bunun adını Keira ver. O kadar güzel bir kız olsun dedi. Tabii ben de o anda öyle bir zor durumdayım. Doktorun elindesin. Tamam doktorcum. Hatta doğum sertifikasını birth certificate diyorlar. Ona bile o kendisi yazdırdı. Gerçekten. Yani. Hani hakikaten de Allah nazardan saklasın. O da ikizler burcu dediğim evet. Gibi senin gibi güzel bir çok çocuk. Çok enerjiktir. Bence çok da Allah şansını, ay enerjimi yarabbim çocuğu tavanlardan topluyoruz. Ama zor bir çocuktur. Zor olur. Evet. İkizlerin çocukları çok 5 dakikası 5 dakikasına uymuyor. Beğenmez evet. Hiçbir şeyi. Evet. 5 dakika 5 dakikaya uymuyor. Yazık benim annem aşırı çok aşırı bakımlı. Yerdi. Evet. Süs merakı. Kıyafet alacağı zaman bana mesela 3 tane alır. Hangisi? Benim bazen
Hiçbiri deyip. Müthiş bir dans kabiliyeti var. Öyle mi? Vardır. Sahne sanatlarına eminim ki çok kabiliyet olacaktır. Müthiş bir dans kabiliyeti var. Ve var. Çok olgun oluyorlar. Yani yaşının üzerinde olgunluk var genelde. Bilmiyorum sende nasıldı ama. Var biraz bende de. Yani hani aslında çok da hani yaş hani küçük değilim ama vardı. Annem de hep söylerdi. Hani derlerdi ki bir böyle hani çok enerjiksin aslında çok çocuksun ama bir olgunluğun da var. Hani bilmiyorum o burçtan mı kaynaklı neden kaynaklı ama öyle bir şey vardı. Gerçekten. Biraz telefon hastalığı var. Telefonum çaldığında çok başıma bir iş geldi. Oturuyorum mutfakta işte çayımı içiyorum. Bir çok önemli bir kişi aradı beni. Anlatayım mı Fatma ben bunu? Anlat. İsmini vermeyeceğim. Koş sen telefona yetiş. De ki annem tuvalette. Orada kız ver telefon. Annem tuvalette bir de bana gözlerime bakarak ya kız ayıp yapma. Gerçekten. Ya evet ya. Peki de. Nasıl değil de tabii. Çok bir de değil yani şey yapıyor ondan sesli. Ben kızıyorum ya hoşlanıyor beni çıldırtmayı seviyor. Peki bir tane daha düşünüyor musunuz? Yok Allah buna ömür versin çok zor. Çocuk doğurmak şey değil. Marifet değil. Ben her zaman söylüyorum. Lütfen çocuğun geleceğini hazırlayabilirsek. Tabii ki Yüce Allah rızkını veriyor ama biraz da irade-i cüziye dediğimiz olay var. Yani insanın kendi elinde bazı şeyler. Ben buradan mesaj vereyim. Hani çocuğu doğurduktan sonra eğitimi çok önemli. Vatanına, milletine hayırlı bir insan olarak yetiştirilmesi, ameli salih bir insan olması, iyi bir evlat yetiştirmek çok zor bu devirde. Onun için ben buna mukayyet olmaya çalışıyorum ancak. Ne kadar güzel şeyler söylüyorsunuz. Ders olmayan başına. Çok tweetler geldi, hepsini okuyamadım. Damla çok o kadar güzel gülüyorsun ki ablacığım. Gülüşünde kaybolmaya razıyım. Tabii Müge Anla beni bulmazsa demiş. Güzel. Yerim ben seni. Çok hepsi Cesen Gül'de yerim seni ablam. Yine süper olmuşsun. Seni çok seviyorum. Bu kadar mı insan tatlı olur demiş. Çok teşekkür ediyorum. Okuyamadım hepsini. Bir sürü geldi. Yani ben bu zamanda zaten nasıl vakit gitti anlamadım. Ya yine evet. 1,5 saati ne çabuk geçirdik bilmiyorum. Bu arada böreğimiz hazır oldu tabii ki. Fırından çıktı. Fırından çıktı. Fırından çıkar çıkarma hemen bir mutfak havlusu ya da kağıt havlu üzerine sererseniz en azından buharıyla sıcağıyla birazcık yumuşamasını. Mutfakla ilgili püf noktası var mı yani söyleyebileceğim izleyicilerimize? Böyle hani kullandığın. Bende çok şey vardır. Mesela hanımlar balık kızarttığınızda baksana hemen hazırım ben. Hemen söylüyorum. Ya sanki şey programlanmışım. Hanımlar balık pişirdiğiniz zaman bir kasenin içine böyle ufak bir kasenin içine emaye de olabilir, tencere de olabilir. Kaynamış su koyun. Onu kısık ateşte kaynamasına devam ederken sirke koyun. Sirkeyi biliyorum. Sirkeyle o evet. Ayrıca bir şeyde de bir gözde de limon kabuğu, portakal kabuğu hafif kısık ateşte o balığın kokusunu hiç bırakmıyor. O balık gerçekten evde yapıldığı zaman çok pis kokar çünkü. Çok pis kokuyor. Sirkeli su kaynatın evde. Balığı kızartırken bir de limon, mandalin işte bu tip şeylerin kabuklarını kısık ateşte yakın. Hiç peki başka yemeklerle ilgili hani yapılırken söylenebilecek bir şeyler? Ha, yapılırken mesela et pişirirken çok böyle inatçı etler vardır. Kaynamaz veya yumuşamaz işte. Sımak deriz biz ona. Top sımaklar vardır. Onu suda bekletin. Üzerine azıcık etin üzerine döktüğünüz zaman onu böyle pelte pelte yapar eti. O da sımak. Değişik o bir yöresel bir evet. Şey zannedersem. Evet. Diyarbakır yöresinindir ama Güneydoğu mutfağının vazgeçilmezidir sımak. Şimdi İstanbullu arkadaşlarımız da çok kullanıyorlar. Çok müthiş bir lezzet de verir yemeğe. Yani. Ya böyle o kadar çok şey var ki hakikaten çok. O böyle baharatlar, bütün baharatları çok seviyorum. Ben de ama çok sumak seviyorum. Da yani ekşimsi bir şey. Tat ekşi, verir evet. Ama çok güzeldir. Onun mesela suyunu salatalara koyabilirsiniz. Biz meftune yaparız. Diyarbakır meşhur bir yemeği. Ya bir gün gelin de Allah aşkına şu Diyarbakır yemeklerinden evet, yapalım. Evet. Fatma geleyim bir meftune yapayım sen. Meftune nasıl bir şey? Meftune de güvecin sımaklı olanı. Hemen geleceğim diyor. Diş sarımsak böyle koyarsınız bütün. Bir çeşit güveçtir yani o da. Bizim memleketin çok meşhur düğün yemeğidir ayrıca. Burada artık bir dahaki sefere gelelim ve diyorum ki bir menü çıkartın bize. Tamam. Değil mi? Biz de yardımla beraber hep beraber şöyle bir mutfağa girelim. Yok hemen 5 dakikada yapabilirim yani. Evimde çabuktur evet. Hiç şey yapmam. Bizim mesela pazar günleri abim var. Sevgili Veys abim
en büyüğümüz, sevgilerimi göndereyim buradan. Çiğ köfte günümüzdür. Hmm. Millet bunu çok dert eder. Aman ben nasıl çiğ köfte yapacağım? 5 dakikada hemen hallediyorum. 5 dakikada nasıl çiğ köfte yapılıyor Nilüfer Hanım? El alışkanlığı. El alışkanlığı artık. Hmm. Yani soğanı doğradığın, her şey hazırsa eğer, onun bir yorulması kalıyor. Artık zaten benim hayat arkadaşlarım var ya, koltuk değneklerim, pazılar maşallah bakın gelişti. Ondan sonra evet, kollar güçlenmiş. Pazar günleri de çiğ köfte yapınca ne oluyor? Bayağı bir pazı erkek gücü oluyor yani. Şey, bir de yalnız şöyle bir özelliğiniz var. Şimdi siz her şeyi böyle çok kolay ve çabuk yapınca çocuk yanlı yani. Daha doğrusu siz yalnız. Çünkü sürekli bir şey isteyecek. Anne ben pasta istiyorum. Anne ben börek istiyorum. 5 dakika içerisinde 100 şey ister ya. İster işte, o her şeyi bir anda anne zannetmiyor. Süpermen zannediyor. İşte siz ben de böyle yapınca. Diye uçuyorum evde. Vallahi çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Eminim veya umarım herkes keyifli saat geçirmiştir benle İnşallah. Ve seninle beraber. Biz bu haftayı bitirdik. Cumartesinize ve pazarınıza birazcık daha neşe kattığınıza inanıyorum. Haftaya yine cumartesi günü burada 16'da buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın. Beyaz Mutfak'tan herkese sevgiler. Evet, bu programı kaçırmayın. Kaçırmayın.